Sevgili izleyenler, 90'lı yılların çocuklarının en büyük eğlencesiydi belki de. İçecek şişelerini bakkala götürür, bakkaldan da para alırlardı karşılığında. İşte o günler artık geri gelecek gibi. Sıfır atık projesinde yeni bir döneme giriliyor. Belirlenen ambalajlı ürünler artık depozito sistemine alınacaklar. Önceliğin içeceklere verileceği depozito sistemi 1 Ocak 2022 itibariyle de uygulanmaya başlanacak. Hem geri dönüşüme katkı sağlayacak. Bence çok iyi olmuş. Hem geri dönüşüm oluyor hem de bir şeyler kazanıyoruz. Hem de çocuklara şeker parası çıkacak. Valla olması daha iyi, bizim için de iyi. En azından çocukların harçlığı çıkar. Ambalajlı ürünlerde eskiye dönüş başlıyor. Depozito sistemi geri geliyor. Bizim küçüklüğümüzde geri dönüşüm tesisleri yoktu. Ama şimdi bütün dünyada, ülkemizde de bunlar var. Geri dönüşüm tesislerinin kaynak israfının önüne geçmesi için önemli unsurlar olduğunu düşünüyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından ambalaj atıklarının yönetimi mevzuatının yenilendiğini açıkladı. Buna göre nitelikli ambalaj atıkları depolama tesislerine gönderilmeyecek, geri dönüşüme kazandırılacak. 90'lar çocuklarının en büyük eğlencesiydi. İçecek şişelerini bakkala götürür, bakkaldan da paralarını alırlardı. Anlatırdı annem babam böyle, şişesini getirdikleri zaman içine para alır, onlarla da sakız alırlarmış. İşte o günler artık geri geliyor. 2020'lerin çocukları da anne ve babaları gibi şişelerini kapıp bakkal amcalarından paralarını almaya gidecekler. Şimdi sıra sizde. Evet, sıra bizde. İyi oldu. Eğlenceliden ziyade aslında külfet gibi gelirdi bize. Bu döngüyü sağlamak için sürekli gidişler gelişler olurdu ya. Fakat tabii daha küçük yaşta olduğumuz için bunun aslında çevresel anlamda olumlu bir uygulama olduğunu bilmezdik. Sıfır atık projesinde yeni bir döneme giriliyor. Belirlenen ambalajlı ürünler artık depozito sistemine alınacak. Önceliğin içeceklere verileceği depozito sistemi 1 Ocak 2022 itibariyle uygulanmaya başlayacak. Küresel anlamda çevresel endişeler giderek artıyor. O yüzden böyle bir uygulamanın yeniden başlatılmasını ben şahsen olumlu olarak karşılarım. Genelde eskiden depozito şişe satıyorduk. Depozitosunu kesiyorduk. Çocuklar getirip harçlık olarak sakız alıyorlardı, şeker alıyorlardı. Ambalajın ve ambalaj atığının üretiminden tasarımına, pazarlanmasından dağıtımına, yeniden kullanımına alınmasından geri kazanımına kadar tüm süreç takip edilecek. Temiz ürün ve teknolojiler geliştirilerek çevresel risklerin azaltılmasına yönelik faaliyetler uygulanacak. Kasalar var, kasalara koyuyoruz, geri iade ediyoruz yani. Hangi firmadan depozitesi varsa ona göre iade ediyoruz.